Teşekkür ediyoruz. 12 Kasım 1999 yılında vefat etmiş olan kişilere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize de şifalar diliyoruz. 17 Ağustos depreminde henüz yaralarımız sarılmamış iken saatler 18.57'yi gösterdiğinde Düzce'de 7.2 şiddetinde sarsıntıyla adeta Düzce yerle bir olmuştur. O tarihte, o afette 700'den fazla insanımızın hayatını kaybettiği, 2600-2700 civarında insanımız yaralanmıştır. Deprem gibi afetler unutulmamalı, daha çok duyarlı olmamız gerekiyor. Bugün Düzce'de deprem üzerinde 23 yıl geçmiş olmasına rağmen henüz deprem izleri maalesef gözükmektedir. Bu yapıların paydaşları olarak hepimiz sorumluluk sahibi olmamız gerektiğine inanıyorum. Bugün deprem sonrasında yapılan binalarımız harikulade güzel ve kaliteli sağlam binalar yapıldığına inanıyorum. Fakat yapılar yapım aşamasında denetçilerimizin, fenni mesullerimizin, sorumluluk sahiplerinin daha çok binalarını kontrol etmeli, yerinde incelemeli. Çünkü burasının bir deprem fay hattı üzerinde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bugün bütün bu sektörün paydaşları çiziminden, yapımında, statiğinden, mimarisine kadar hepimiz elimizi taşın altına koyarak bu bilinç ile hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yapı denetimlerle beraber binalarda kontrol edilebilirlik ve sağlamlık noktasında belli bir ivmeye geldik. Yeterli mi? Yeterli değil henüz. Ama gittikçe bazı sıkıntılarımız da giderilmiş olacaktır. Tabii ki fark oluştu. Deprem öncesinde kullanılan betonların kalitesiyle deprem sonrasında kullanılan betonun kalitesi arasında ciddi manada bir fark var. Deprem öncesinde kullanılan demir tonajı ile demirin kendisi arasında da fark var. Bugün bizim şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir 120 metrekarelik bir binada deprem öncesinde kullanılan tonajı ile bugünkü kullanılan tonajı arasında ciddi bir fark var. Bu konuda kıyaslanmayacak derecede kalitemiz artmış. Ama önemli olan fazla demiri kullanmak falan da değil. Demiri doğru yerde kullanmak. Bu manada gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Kalite çok arttı. Peki deprem müteahhitlere ya da inşaat firmalarına bina yapmayı öğretti mi? Kesinlikle öğretti. Yani bugün hepimiz şu bilinçle hareket ediyoruz. Projeyi çizdirirken ne kadar az demir kullanırız değil. Olacak olan depreme binamız ne kadar sağlıklı. Ondan dolayı bize evet her şerde bir hayır vardır düşüncesiyle bize ciddi manada inşaatçı da öğretti diyebiliriz.